Orta Anadolu bölgesinde güçlü Hitit İmparatorluğu varlığını sürdürürken, M.Ö. 13. yüzyılın başlarında Doğu Anadolu bölgesinde Hurri kökenli halkların oluşturduğu henüz merkezi bir yönetim altında birleşmemiş feodal beylikler bulunmaktaydı. Bu beylikler Uruatri ve Nairi bölgeleri adında iki bölgede yaşamaktaydılar. Bu dönemde Doğu Anadolu'nun sahip olduğu demir ve bakır gibi ham madde kaynakları, bunlardan işlenmiş mal stokları, toprak ürünleri ve hayvan sürüleri M.Ö. 13. yüzyıldan itibaren Ön Asya'da büyük bir imparatorluk kurma uğraşı veren Asur'un askeri seferlerini bu topraklar üzerine yoğunlaştırmasına neden olmuştur. Asur'un amacı bu bölgede devamlı ve kalıcı bir egemenlik kurmak yerine bölgedeki zengin kaynakları belirli sürelerde düzenleyeceği yağma seferleri ile ele geçirmek, bu topraklarda yaşayan toplumları baskı altında tutarak vergiler yoluyla sömürmek, böylece ekonomisi için sürekli bir kaynak oluşturmaktı. Güneyden gelen Asur tehlikesi ve baskısı, birbirlerine komşu ve akraba olan feodal beylikleri aralarında Asur'a karşı güç birliği yapmaya yöneltmiştir. Etnik birliğinde sağladığı büyük avantajla kısa sürede beylikler arasında birleşme sağlanmış, önce Uruatri, daha sonra Nairi, feodal beylikler konfederasyonu oluşturularak Asur'a karşı büyük bir mücadele başlamış. Sonuçta M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında başkent Tuşba olmak üzere Van Ovası'nda merkezi Urartu Krallığı kurulmuştur. Urartu Krallığı birbirini izleyen baba oğul krallar 1. Sarduri, İşbuini, Minua, 1. Argişti ve 2. Sarduri dönemlerinde büyüyüp güçlenmiş ve tüm kurumlarıyla gerçek anlamda merkezi bürokratik bir devlet haline ulaşmıştır. Bu dönemde krallığın sınırları kuzeyde Ermenistan ve güney Gürcistan'a, kuzeybatıda Erzincan'a, güneydoğuda Urmiye Gölü'nün güney kıyılarına, batıda Fırat Nehri'nden doğuda Hazar Denizi kıyılarına kadar genişlemiştir. Urartu topraklarına katılan bölgelerde askeri ve ekonomik amaçlı çoğu Urartu krallarının adını taşıyan birçok kaleyle tarımı güçlendirmek üzere baraj, gölet, sulama kanalları inşa ettirilmiştir. Bölgede kazısı yapılmış başlıca Urartu merkezleri arasında Van Kalesi, Çavuştepe, Ayanis, Adil Cevaz, Toprak Kale, Anzaf, Erzincan Altıntepe, Karmir Bulur, Armavir sayılabilir. M.Ö. 743 yılında Adıyaman Gölbaşı yakınlarında Asur orduları karşısında Urartu ordularının uğradığı yenilgiyle birlikte Urartu Krallığı'nın yükselişi sona ermiştir. Bu yenilgiyi M.Ö. 714 yılında önce Transkafkasya üzerinden dalgalar halinde inen Kimmerler, sonra da Asur Kralı 2. Sargon karşısında alınan yenilgiler izlemiştir. Sınırları giderek daralan Urartu Krallığı, 2. Rusa döneminde yeni bir kalkınma hamlesi yapmıştır. Ancak M.Ö. 640 yıllarında Urartu Krallığı yıkılmaya başlamıştır. Son kral 4. Sarduri'nin iktidarı dönemi hakkında hemen hemen hiçbir bilgi olmadığı için krallığın hangi tarihte kesin olarak ortadan kalktığı bilinmemektedir. Bununla birlikte Urartu Krallığı'nın M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru Asur İmparatorluğu'na son veren olaylarla birlikte tarihten silindiği kabul edilir. Merkezi ve teokratik bir sistemle yönetilen Urartu Krallığı'nda devletin başında tüm ülkeyi yöneten güçlü ve mutlak hakim olarak kral bulunmaktadır. Tam anlamıyla monarşik bir düzen mevcuttur. Krallık aynı hanedan içinde babadan oğula geçmektedir. Kral aynı zamanda tanrıların en büyük başrahibidir ve onların koruması altındadır. Halk, soylular, savaşçılar, köylüler ve köleler olmak üzere farklı sınıflara ayrılmıştır. Devletin egemen olduğu bütün topraklar, stratejik önemine, üretim durumuna ve diğer benzer özelliklerine göre
daha küçük birimlere bölünmüş, bu birimler de belirli eyalet merkezlerine bağlanmıştır. Bu merkezlere de kral tarafından valiler atanmıştır. Gücünü savaşçı bir toplum olmasına borçlu olan Urartular, çok iyi organize olmuş bir orduya sahipti. Urartu Devleti'nin resmi dili Urartucaydı. Bu dilin tek akrabası Hurice'dir ve her iki dil de Kuzeydoğu Kafkasya dil ailesindendir. Ön Asya'daki diğer halklar gibi Urartular da çivi yazısı kullanmışlardır. Ayrıca mühürler ve kapkacak üzerinde resim yazısı da kullanılmıştı. Urartu dini çok tanrılıydı. Devletin resmi tanrılarının başında Haldi, Teyşeba ve Şivini üçlüsü yer almaktadır. Tanrı Haldi, devleti koruyan baş tanrı ve savaş tanrısıdır. Büyük bir mızrakla simgelenen bu tanrının savaşta daima ordunun önünde gittiğine inanılıyor, ona adak olarak çeşitli silahlar sunuluyordu. İkinci sıradaki fırtına ve gök gürültüsü tanrısı Teyşeba, Hurri kökenliydi. Üçüncü sıradaki Şivini de Hurri kökenliydi ve güneş tanrısıydı. Meher Kapı Kayanişi'ndeki yazıtta bu üç tanrının yanında 60 tanrı ve 16 tanrıçanın daha adı geçmektedir. Urartuların tanrıları için inşa ettikleri tapınaklar, tören salonları, revaklı avluları, depoları ve sunakları ile birlikte bir külliye oluşturmaktadır. Tanrı yontusunun bulunduğu en kutsal kesim, kare planlı yüksek bir kule biçimindeydi. Bunların dış cephelerine adak olarak sunulmuş tunç kalkanlar asılmaktaydı. Bu tip tapınaklara ait örnekler çok iyi korunmamış olmakla birlikte yukarı Anzaf, Toprak Kale, Çavuştepe, Ayanis, Kayalıdere, Altıntepe gibi Urartu merkezlerinde gün ışığına çıkartılmıştır. Bunların yanı sıra Urartuların, niş ve sitellerin yer aldığı yarı açık hava kutsal alanları da vardır. Van Kalesi'ndeki Analı Kız kutsal alanı, Yeşil Alıç ve Altıntepe kutsal alanı bunların güzel örnekleridir. Urartu'da kremasyon ve inhumasyon olmak üzere temelde iki ölü gömme geleneği vardı. Mezar mimarisi olarak kalelerin kayalık yamaçlarına oyulmuş, kral ve soylulara ait çok odalı anıtsal oda mezarlar en önemli grubu oluşturur. Bu tip mezarların en etkileyici örnekleri Van Kalesi kayalığının güney yamaçlarındaki Urartu krallarına ait mezarlardır. Ayrıca toprak altındaki yumuşak kayalara açılmış ya da taşlarla inşa edilmiş giriş koridoru olan oda mezarlar da vardır. Bunun yanında ölülerin doğrudan gömüldüğü tek kişilik basit toprak ya da taş sandık mezarlarla yakılıp küllerin yerleştirildiği özel kül kapları da bulunmaktadır. Urartu Krallığı'nın kurulduğu bölge topografik ve coğrafi koşullar bakımından oldukça güç bir bölgedir. Bu nedenle Urartular doğaya karşı giriştikleri mücadelede özellikle bayındırlık alanında o dönemde mühendislik harikası olarak tanımlanabilecek birçok uygulamaya imza atmıştır. Urartu yöneticileri kale tipi yerleşmelerde oturmuşlardır. Bu kalelerde daima yönetici sarayı, bir ya da birkaç tapınak, depo binaları ve atölyeler bulunmaktadır. Bu tip kalelerden günümüze en iyi durumda kalmış olanları Çavuştepe ve Ayanis kaleleridir. Kimi kalelerse sadece askeri amaçlıydı. Nispeten küçük boyutta olan bu türdeki tesislerde surların içinde önemli bir yapılaşmaya gidilmemiştir. Çiftçilikle uğraşan halksa tarlaların yakınlarında savunmasız yerleşmelerde oturmaktaydı. Ülke içinde en uzak sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan karayolları, kısa ve yağışsız geçen yaz aylarında yapılacak sulu tarım için büyük önem taşıyan su kanalları, barajlar ve göletler bayındırlık alanında Urartulardan günümüze kadar ulaşmış en önemli tesislerdir. Modern Van şehrinin çevresindeki arazilerin sulanmasında hala Urartu kralı Minua'nın yaptırdığı 54 kilometre uzunluğundaki Minua kanalıyla
II. Rusa'nın Erek Dağı'nın tepesine inşa ettirmiş olduğu yapay baraj gölünün sularından yararlanılmaktadır. Bugüne kadar saptanan ve sayıları 100'e yaklaşan sulama tesisleri Doğu Anadolu'yu bir barajlar bölgesi durumuna getirmiştir. Zengin demir, gümüş ve bakır yataklarına sahip olan Urartular, maden işleme sanatında ileri bir toplumdu. Doğu Anadolu'nun ilk kuyumcuları da Urartulardı. Urartu kuyumcularının altın, gümüş ve tuğçtan yapmış oldukları küpe, gerdanlık, elbise ve saç iğnesi, düğme, bilezik gibi mücevherat günümüzde bile büyük bir beğeniyle izlenmektedir. Tunçtan dövme ve döküm tekniğinde yapılan hayvan heykelcikleri, üç ayaklı şamdanlar, çeşitli büyüklükte ve formda kaplar, kalkanlar, kemerler, sadaklar, miğferler, okuçları, kama ve kılıçlar, at koşum takımları ise maden sanatının özgün örneklerini oluşturmaktadır. Urartularda gelişmiş ahşap, kemik ve boynuz oymacılığı ve kakmacılığı, kendilerine özgü mühürcülük de vardı. Ayrıca çanak çömlekçilik de önemli bir endüstri koludur. Daha çok madenciliğin etkisinde gelişmiş olan çanak çömlek sanatında, kalelerdeki resmi çömlekçi atölyelerinde kırmızı renkli ve parlak görünümlü mallar üretiliyordu. Urartu sanatı farklı kaynaklardan köklenen, Suriye, Anadolu ve Asur etkileriyle beslenen birleşik bir kültürdür. Bununla birlikte ait olduğu bölgenin coğrafi ve topografik koşulları sanatın gelişmesinde etkili olmuş, yapılan bütün eserlerde Urartulu kimliği kendini belli etmiştir.